eninde sonunda seni yakalayacağım. Ölsem de seni bırakmayacağım dedim. İznik Çinileri fevkalade önemli. Bizim kültür mirasımız olarak fevkalade önemli. Çünkü Osmanlı kokan, Osmanlılığı ilk bakışta tanıtan bir sanat kolunun ürünlerini vermiştir İznik. İznik, Osmanlı Sarayı'nın bir atölyesi gibi çalışmıştır. Duvar çinileri tabii ki mimariyle el ele gidiyor. Osmanlı mimarisini süsleyen, mimari alanlarını birer cennet mekana çeviren unsur İznik çinileri oluyor. O ilk eserler mavi beyaz Çin porselenlerini bir çeşit onlara yakın, onlara benzer eserler vermek için bir gayret içinde oluyorlar. Daha sonra, çok daha sonraları başka renkler giriyor. İlk türkuaz giriyor. Sonra yeşil giriyor. Kırmızı girmeye çalışıyor. Fakat kırmızı henüz eflatunda kalan, daha tam kızarmamış. ...1580'lerden sonra gerçekten çok güzel bir kırmızı elde ediliyor. Bu kırmızıyı bulmak büyük bir problem oluyor ama İznik bunu başarıyor. Mercan kırmızısı sürüldüğü zaman düzdür ama fırınlandığı zaman kırmızı kabarmıştır. Belli bir karışım elde edilmiş. Ustaların sırrı olarak kalıyor. Ve sonra da onlarla birlikte unutuluyor. Bunu tekrar yakalamak için çok gayretler sarf ediliyor. Ve en iyi eski İznik mercan kırmızısına yaklaşabilen çağımızın bir çinicisi var. Faik Kırımlı. Ben Adilcan Güven. İnegöl'de 1953 yılında doğdum. Aşağı yukarı 28 yıl evvel seramiği öğrenmeye başladım. 15 yıl evveline kadar İznik'te hiçbir seramik uğraşısı kalmamış. Burada Faik Kırımlı ile beraber Rasih Kocaman, Eşref Eroğlu başlatmış ve bizler de devamını getirmeye çalışıyoruz. İznik çinesi hamuru 18. yüzyıl sonlarında terk ediliyor ve fayans hamuru ortaya çıkıyor. Şimdi halihazırda üzerine İznik çinisi desenleri yapılıp çini olarak piyasaya sürülüyor. Çini zor bir olay. Altyapısı çok önemli.
Astarı çok önemli, sırrı çok önemli, güncel bir konu, kırmızısı çok önemli. Bizim de denemelerimiz var, herkesin uğraşısı var. Bir tek çok yakın kırmızı çıkarabilen Üstad Faik Kırımlı var. İsmim Mehmet Koçer. Ankara Gazi Eğitim Resim mezunuyum. Kütahya Altınçinili'de desinatör ve idareci olarak görevime devam etmekteyim. Bence 16. asır Çinisi renk, desen, astar, altyapı olarak birbirini bütünleyen bir olgu. Siz o 16. asırdaki astarı yapamadıktan sonra, o bünyeyi yakalayamadıktan sonra üzerine vurduğunuz boya da o mercan kırmızı mümkün değil. Biz desen ve motif olarak 16. asıra ulaştık diyebilirim. Fakat altyapı olarak 16. asıra ulaşamadık. 16. asır o taş çini dediğimiz bünyede astarda müthiş bir porozluk var. Boyayı kendi bünyesini emiyor ve bir derinlik katıyor. Peki bugün bu yapılıyor mu? Bugün bunu yapanlar var mı? İşte burada devreye bu işin üstadı diyebileceğimiz Faik Kırımlı giriyor. Sağ olsun kendisi bir teksir hazırladı, not hazırladı. Kütahya'daki bütün çiniciler bu notları da dağıttı. Biz bugün altın çini olarak özellikle duvar çinilerinde bütün bu çalışmalarda hareket noktanız ne oldu derseniz Faik Kırımlı'nın çalışmalarının bize büyük bir etkisi olduğu, onun ışığından biz istifa ettik. Faik Kırımlı'yla biz 1981 yıllarında tanıştık. 83-84 yıllarında Kütahya'ya geldi. Bir ev kiraladı ve bizim atölyede beraber çalıştık. İzlik tarzında fırından inşa ettik ve plakalar, karolar döktük. Tabii onu beğenmedi karoları, o bana çöpe at, sokağa at dedi. İlk önce onun dediği gibi sokağa attık. Fakat 5'ten sonra işimiz bitince gidip topladık, sakladık. Bozuk dediğimiz izlik plakalarla bir sergi açtım. 400 Fransız, 100 tane de orada yaşayan Türkler geldi. 2 saat içinde bitti bu çinler. Oradan kazandığım paradan Görkem'de bir ev yaptım. İsmim Eşref Eroğlu, 1943 İznik doğumluyum. 85 yılında hediyelik eşya üzerine bir dükkan açtım. Turistler niye çini yok diye sormaya başlayınca merakımız bizi Faik Hoca ile tanıtma götürdü. Faik Hoca da bizden önce birkaç sefer İznik'e gelmiş fakat zamanın idarecileri hava kirliliği yapar diye müsaade etmemişler. Şu anda içinde bulunduğumuz mekanı kendisine tahsis ettik. İlk fırını o kurdu ve 2,5 yıl usta-çırak ilişkisinde bu işi öğrendik. Eğer İznik çinisinde bir sır var ise bu sır bildiğimiz sırda değil, o günkü düşünce tarzının Mevlana'sı, Yunus'u, İznik'te Eşref-i Rumi'si, yaradılanı yaradandan dolayı hoş görmek, 72,5 millete aynı gözle bakmak, dil din farkı gözetmeksizin her şeyi sevmek düşünce tarzı neyse bunların renk ve desen olarak da ifadesidir.
Çok tatlı bir kırmızısı vardır Faik Hoca'nın ki kendi tırnaklarıyla elde etmiştir. Hiç unutmuyorum. Yine fırını yakıyoruz. Fırın 800-900 dereceye gelmiş. Kendisi de yan taraftan beni izliyor. Bir baktım kıs kıs gülüyor. Hayrola hocam dedim. Ne oldu, bir hata mı yaptım? Ah dedi, ah seni dedi aşıladık. Sen dedi hap uyuttun dedi. Çünkü o arada ben fırın tütmesin diye yanan odunları çıplak elle kavramışım. Çekmeye çalışıyorum. Ben dahi farkında değilim. Faik Kırımlı, İstanbul doğumluyum, 1935. Ben 60'lı yıllarda Çin'e ilk defa meylettim. O zamanları ben gravür ressamıydım. 20 yaşlarında bende antika merakı başladı. Bir Rum'dan, Kapalı Çarşı'daki Bedesten'de Polibio adlı bir Rum'dan ilk defa İznik Çinilerini gördüm. Ertesi gün gittim, dedim ki bana gösterdiğin parçalar neler, bir daha göreyim. Birkaç tane kırık İznik tabak parçası çıkardı ve yani onu böyle kutsal eşya gibi gösteriyor bana. Diyor ki bak diyor, bunlar diyor İznik diyor, 16. yüzyıl İznik diyor. Ben bakıyorum bir şey anlamıyorum tabii, ne İznik biliyorum ne İznik'i tanıyorum filan. Avrupalılar saraylarının duvarlarını tablolarla kaplamışlar. Onda da resim sanatı gelişmiş. Bizde resim sanatı İslam'da günah olduğu için bizdekiler seramiklerle kaplamışlar. Bizde seramik sanatı gelişmiş. Bu devirdeki ustalar sarayların ve mabetlerin duvarlarına kaplamış oldukları çinlerin renklerini mücevherat renklerine benzetmek istiyorlar. Mercan kırmızısını yapıyorlar. Lapis'in laciverdini yapıyorlar. Zümrüdün yeşilini yapıyorlar. Firuze'nin mavisini yapıyorlar. İşte bu denge çok pahalı ve çok zor elde tutulan bir denge olduğu için 30 yıl bunu şey yapabiliyorlar. Yani böyle bu dengede tutabiliyorlar. Çeşitli sebeplerde ki bunların sebeplerinin en başında Çin ustalarına para vermiyorlar. Levhaların fiyatı yükseleceğine geriye doğru gidiyor. Çin ustaları da kurşun oksidi, kalı oksidi gibi böyle pahalı malzemeleri çıkarıyorlar Çin'den. Onun yerine toprak ilave ediyorlar veyahut da boraks ilave ediyorlar. Böyle olunca Çin'deki o sihirli görünüm de kayboluyor. Avrupalılar alaka duyuyorlar. Avrupa'da Samson adlı birisi çıkıyor. Sonra Léon Parvillier çıkıyor, Fransız. Yeşil Türbe'yi restore ediyor o İznik Çinlisi'nin. Tekrardan yapmak istiyorlar. Fakat bunlar surette yapmak istiyorlar. Esas bünyenin değerli olan kısmını aramıyorlar. Bunu ben yapayım dedim. Celal Esat Arslan benimle görüştüm o devirde. Rahmetli bu Türk sanatı üzerine en büyük otoriteydi. O dedi, evlat hiç dedi uğraşma dedi, emeklerine yazık olur. Biz dedi bu işte çok uğraştık. Fırınları nasıl yaptılar, renkleri nasıl buldular. Sırın içerisine bal katarlarmış, niye katarlar? Hiçbir netice alamadık dedi. Ben bir tane fırın yaptım.
pişirmelere başladım. Fakat yani 6 ay geçti, 1 sene geçti, 3 sene geçti, 5 sene geçti. Böyle kolaylıkla olacak iş değil yani, o kadar güç iş. İşte araştırma için kaynaklar biraz sıkıyor bizi. Fakat o devirde ben sıkışınca işte ya graver ressamlığına dönüyorum ya antik alıyorum satıyorum filan. 5-6 ayda yaparım. Direkten bu işin içerisine girdim. Ben bilmiyorum bu işin bu kadar uzun zaman alacağını. Bir fırın yaktım. Bu sefer dedim Çin'i dedim tutturdum artık dedim. Kapakları kaldırdım, kazetleri kaldırdım. Çinleri çıkardım. Berbat, rezalet yani. Çin'i yapmak değil, daha beter berbat etmişim. Gidiyorum, geliyorum, kurtulamıyorum dedim. Şu atölyeyi dedim, tahrip edeyim. Bir daha dedim, bu Çin'i el sürmeyeyim dedim. Başladım atölyeyi tahrip etmeye. Yıktım ne var ne yok, fırınları falan hepsini yıktım. Bir sinemaya girdim, oturdum. Film başlamadan önce reklamlar gösteriyor falan. Derken bir bankanın yapmış olduğu Çin'i sanatıyla ilgili bir programı gösteriyor. Önce böyle fonda güzel böyle bir klasik Türk müziği, Nihavend mi artık başka bir şey mi? İşte diyor Çin'i diyor şöyle diyor Selçuklu dönemini gösteriyor. Harem'deki altın yolunun o nadide Çinlerini, Rüstem Paşa'nın Çinlerini filan. Ben şimdi sinemanın içerisinde o Çinleri görünce, o şeyi dinleyince bir içim sızladı, bir içim sızladı. Kendi kendime dedim ki ölsem dedim seni dedim bırakmayacağım dedim. Yani kendi kendime öyle söyledim. Ondan sonra eninde son dedim seni yakalayacağım dedim nereye gitsen dedim. Yedinci senede filan yedi gözükmeye başladı Çin'i. Fakat daha kırmızı rengi bulmamıştım. Esas mercani kırmızının ateş yükseldiği zaman renk kayboluyor, sararıyor. Yani onun böyle bir oksit olduğu belli yani yanıyor, daha fazla dayanmıyor. Kendi derecesini istiyor, kendi derecesi geçtiği zaman sararıyor, kayboluyor, yok oluyor. Kimyadan demir sülfat, demir klorür, demir oksit ne varsa demire ait elemanları topladım. Böyle hepsini aldım. Hepsinden böyle bir parça yapıyorum, sürüyorum, sırlıyorum, pişiriyorum, yapıyorum, sırlıyorum, pişiriyorum. Demir sulfata geldiğim zaman kıpkırmızı renk verdi. Saçı kıpırız. Kıpkırmızı renk verdi. O rengi orada görünce tamam dedim buradan yaptılar yani. Bunu dedim ben öğreteyim artık. Çünkü çok zorlukla ben meydana getirdim. Bu kadar uğraş, bu kadar fedakarlık yer boşuna gitmesin. Ben bunu öğreteyim dedim. İznik'e gittim. İznik'te hiçbir şey yok. Kütahya'da dedim hazır bir sanayi var çalışıyor. Kütahya'da da 5 tane Çin atölyesi var o tarihte. Onlar da Kütahya'nın pazar eşyalarını yapıyorlar. Yani ne masa üzerine vazolar, ondan sonra kahve fincanları, kahve tabakları, şekerlikler, izni bilmiyorlar yani. Sonra İznik'e geldim. İznik'te belediye reisi yer vermiyor. Diyor ki şehrin dışında yap diyor. İznik'te surun dışında yap diyor. Hep ben masraf ediyorum. Çünkü ben desem ki o zaman bana siz bütün masrafları karşılayın. Ben size Çin'i öğreteceğim. Hiç imkanı yok yani İznik'e Çin'in yerleştirilmesine imkanı yok.
İznik tabaklarını yaptırdım. İznik levhalarını yaptırdım. Ecnebiler geliyor, turistler geliyorlar, bir iki tane alıyorlar. Japonya'dan geldiler. 15 santim yüksekliğinde 300 tane bardak, İznik bardağı istiyordu o devirde. Tekrardan dedim, İznik'in sokaklarında Çin'i ticareti başladı yani. Çin'i gidiyor, Çin'i geliyor yani 300 yıl sonra. Arkadan başka seramikçiler gelmeye başladılar. Vakıf geldi. Vakfın arkasından daha başkaları geldi. 89 senesinde dünyada İznik yılı yaptılar. Bütün alimler geldiler. Orada İznik'teki Çin'in çıkışını falan gördüler. Ben 76 senesinde Galatasaray'da sergi açtım. Orada ben bir broşür, el broşür dağıttım. Yani orada dedim ki yani bir gün gelecek yani benim talebelerim bütün bu ecdat yadigarı eserleri restore edecekler diye böyle bir kehanette bulundum. Ve bugün bunlar oluyor.